Nasıl yapar bunu ya? Nasıl yapar ya? Hadi beni geçtim. Bu insanlara bunu nasıl yaparsın sen ya? Yapar. Yapar. Çünkü o böyle bir adam. Kabul et. Yahu ben kabullendim senin babanın böyle olduğunu. Sen niye sorguluyorsun ki? Nasıl ya? Şimdi böyle bir adam deyip tamam kabul ediyor muyuz yani? İyi. Peki o zaman ben de şimdi gidip nasıl bir adam olduğumu göstereceğim ona. Ya saçmalama dur. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Ya, baban sonuçta adam. Yasemin baban baban deyip durma. Gözünü seveyim baban baban deyip durma bana. Tamam. Tamam demeyeyim. Ama adamın amacı belli. Seni çıldırtmak istiyor. Yahu bir anlık öfkeyle eğer oraya gidersen daha kötü şeyler olabilir. Ya ne yaptığını görmedin mi Yasemin? Sen o fotoğrafı nasıl buraya yollarsın ya? Görmedin mi fotoğrafı? Gördüm. Gördüm. Sen onu Ayşe'nin herkesin ortasında öpmeden önce düşünecektin. Başımıza bunların geleceği belliydi. Sen niye öfkeleniyorsun şimdi? Hayır ne yapacaksın? Gidip adamın gırtlağına mı çökeceksin sen ne yapıyorsun diye? Yapamazsın. Ya bir dur bir düşünelim. Düşünmeden hareket etmeyelim. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Ne yapayım Yasemin? Hı? Ne yapayım? Elim kolum bağlı burada böylece oturup bekleyeyim mi? Ha? Yok bu böyle olmaz. Benim gidip o adama haddini bildirmem gerekiyor. Ya ben Ayşe'nin bunu yapmasına izin veremem Yasemin. Veremem yani. Ya Ateş dur. Eğer oraya gidersen Ayşe'ne daha çok zarar vereceksin. Farkında değilsin. Bu öfke sadece seni değil, hepimizi yakar. Hem bütün bunlar başımıza senin düşüncesiz hareketlerinin yüzünden gelmiyor mu ya? Bu sefer beni dinle. Yasemin, her defasında bana laf sokmaktan vazgeç artık. Vazgeçmeyeceğim Ateş. Çünkü hak ediyorsun. Yine düşünmeden bir şey yapacaksın, arkanı ben toplayacağım. Ben çıkıp biraz hava alacağım. Kaç tabii kaç. Doğruları söylüyorum ya kaç. Git azıcık beynine oksijen gitsin. Bu ne ya?